Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Araf'ta açan güneş. Bölüm 34. Hasan Gencer, oğlun öldüğü gün neden buradaydı? Dostlar sağ olsun amirim. Bir yanlışı düzeltmeye geldim. Amir kaşlarını kaldırıp dinliyorum gibisinden baş hareketi yapınca konuya girmiş oldu Hasan Ağa. Dün öğlen 10 civarı çiftlik evinde arabamla uğraşırken Siyahbent polis geldi evime. Cemil Çarşı'da kovcuların küçük kızını kaçırmaya çalışırken bir komutan varmış yanlarında. Ateş etmiş, yaralanmış bizimki. Siyabent'i de, abisi Rıdvan'ı da severim. Efendi adamlardır. Bir yandan arabamla uğraşırken bir yandan onun anlattıklarını dinliyordum. Yani işin özü 2 saat kadar benim çiftlik evinde beraberdik. O yapmış olamaz. Amir adamı dinledikçe şaşkınlığını gizlemekte zorluk çekiyordu artık. Diyelim ki senin yanındaydı. Peki saatin, arabanın yakınında bulunması ne diyorsun sana? Araba tamir etmek beni rahatlatır. Bu yüzden uğraşmayı severim. Dediğim gibi, Siyabent geldiği vakitte arabamla uğraşıyordum. Bir arabana yerdeki benzin bidonu vermesini istedim. Elim koluna değmişti o sırada. Saatini benim elimdeki yağ bulaşınca çıkarıp yandaki sehpaya koydu. Büyük ihtimalle bizim çalışanlardan biri ulaştırdı Cemil'e. Kim bilir ne amacı vardı da işler bu hale geldi. Siyabent oğlumu durdurmamı yoksa ciddi anlamda sıkıntı olacağını söyledi. Alenen tehdit etmiş işte. Amirim sen buraları pek bilmezsin. Gizli biri birini öldürmek istese kimseye önden uyarı yapmaz. Siyabent de Cemil'i öldürecek olsa önden bana gelip oğluna sahip çık demezdi. O kuş telif yüzünden çok başım ağrıdı. Sonra kendi ipini çekmiş. Kim bilir başa kimin kuyruğuna bastı da aldılar canını itin. Hasan Ağa, oğlun hakkında konuşuyorsun. Olmaz olsun öyle evlat. Beladan başka bir şey getirmedi bana. Sonra da kendi ayaklarıyla gitti ölüme. Amir öz oğlu için böyle konuşmasına şaşırsa da bir şey diyemedi. Hemen yazılı ifadesi alınan adam gönderilmiş Siyabent de sorgusunda aynı şeyleri söylemişti. Vedat Hasan Ağa'nın ifadesini okuyunca biraz olsun rahatladı. Hemen Rıdvan'ı aramış olanları anlatmıştı. Şimdi ise iki adam Amir'in odasında oturmuş atletik sonuçlarını bekliyorlardı. Sonunda çalan kapıyla herkes dikleşti. Amir önüne konulan dosyayı açıp biraz inceledi. Ardından Vedat'a bakıp söze girdi. Siyabent'e yapılan barut testi temiz çıkmış. Araçtaki birkaç parmak izi karşılaştırmış ve eşleşme bulunmuyor. Hasan Gencer'in ifadesi de onu doğruladığı için Siyabent polisi serbest bırakılacak. İşlemleri halledilsin çıkabilir. Bunu yapan başka biri var. Ve suç Siyabent'in üstüne kalıyor neredeyse. Bu süreçte yurt dışına çıkamaz. Prosedürleri bilirsin Vedat. Uğraştırma bizi. Vedat işlemlerin takibini yaparken Rıdvan derince bir nefes aldı. Sonunda her şey yoluna girmeye başlıyordu. Buraya gelmeden evvel Sare Hanım aramış, Eruz Hanım'ın uyandığını, daha iyi olduğunu söylemişti. Siyabent'in çıktığını evi arayıp haber verecekken vazgeçti. Herkes zor bir gece getirmişti. Biraz daha uyusunlar istedi. Nasılsa evde göreceklerdi. Bir saatin ardından işlemler bitmiş, Siyabent serbest kalmıştı. Arabaya binen 3 adam konağa doğru ilerlerken Rıdvan dün gece olanları anlatmaya başladı. Murat ve Betül'ün gittiğinden tutup Elif'in ölümüne kadar her şeyi anlatmıştı. Siyabent Elif'in adını duyunca anlık bir şaşkınlık yaşamış ancak sadece Allah rahmet eylesin demişti. Şu an tek derdi Senem'i görmekti. Ona sıkıca sarılmak istiyordu. Hele bir de Rıdvan'la sabahki tartışmasını da öğrenince iyice iç acımıştı. Abisine içten içe kızmıştı. Ağlamasın istedi. Söz konusu kendisi bile olsa ağlamasın istedi. Konaktaysa ölüm sessizliği vardı sanki. Cihan birkaç saat uyuyup hastaneye gitmiş annesine ve nenesine bakmıştı. Gülal birkaç kez ablasının kapısına gitmiş, kapıyı birkaç kez çalsa da Aysun sesi dışında bir ses gelmemişti. Uyuyor diye içeri girmemişti.
Son kez daha gelip aynı işlemi tekrar edince ikinci kata inen merdivenlerde konağın kapısının açıldığını gördü. Önce Rıdvan, arkasında Vedat'ı görünce tam bir basamak inmişti ki arkalarından giren Siyabent'i görünce donup kaldı. Ardından bağırarak, ''Siyabent abi geldi, Nazlı, Meran yenge, Siyabent abi geldi.'' deyip koşarak indi basamakları ve sıkıca sarıldı ona. ''Çok sevindim abi, çok korktum gelmeyeceksin.'' diye. Merdivenlerin başında bu kez Nazlı ve Meran görününce Siyabent'in gözleri Senem'i aradı. Nazlı da gelip abisine sarılmıştı. Meran karnını tutarak yavaşça indi merdivenleri. O da sarıldı kardeşi gibi gördüğü kaynana. ''Hoş geldin Siyabent. Çok şükür geldi geçti.'' ''Hoş buldum yenge. Çok şükür. Senem nerede?'' Meran ona bakıp gülümsedi. Zor bir gece geçirdi. Sabaha kadar duymadı. Şimdi odasında uyuyor. ''Sen bir duş al istersen. O da uyanır o zamana.'' Siyabent başını sallamış ve odasına doğru yol almıştı. Rıdvan da rahatlamış bir halde avludaki sedire oturdu. Şimdilik geçmişti ancak bunu yapanı bulacaktı. Kim yaptıysa olay kardeşinin üstüne kalsın diye uğraşmış olmalıydı. Cemil yaşıyor olsa o derdi ancak o da öldüğüne göre başka kim uğraşıyordu onlarla? Bulacaktı ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecekti. Siyabent odasının kapısına gelince durdu ve karşı olanın kapısına baktı. Tam açacakken durdu. Gerçekten bir duş alması gerekiyordu. Bu halde çıkmak istemiyordu karşısına güneşinin. Kendi odasına doğru dönüp kapıyı aralayınca donup kaldı olduğu yerde. Şu an öyle bir manzara vardı ki önünde. Saatlerce böyle durup izlese sıkılmazdı. Şu an kendi yatağında saçları onun yastığına dalmış bir halde uyuyan bir adet Senem vardı. Yavaşça yatağa yaklaşıp yanına oturdu. Uyurken bile kusursuz olan yüzünde gezdirdi bakışlarını. Yorgun ve bitkin görünüyordu. Ne kadar hırpalamıştı kendini, hem de kendisi için. Bir eli yüzüne doğru hareket edip tam dokunacakken durdu. Ve tam o anda ela gözler yavaşça açıldı ve karşısında gördüğü kişiyle yüzü asıldı. Gözleri doldu ve başını yastığa daha çok basıp kapattı gözlerini tekrar. Siyabent bu halini şaşırdı ve kaşlarını çattı. Ne olmuştu şimdi? Beklediği tepki kesinlikle bu değildi. Sonra mırıltı halinde şu sözleri duydu. ''Sen rüyasın ve ben uyanmak istemiyorum. Seni çok özledim. Gel artık. Sana çok ihtiyacım var. Sana sarılmak istiyorum sadece.'' Senem kapalı gözleriyle bunları sayıklarken bir an sonra iki kol tarafında yatakta doğrultuldu. Daha gözlerini açamadan sıkıca sarıldı biri. Bu koku, bu his o kadar gerçekti ki rüya olmayacak kadar yakındı sanki ona. O an yavaşça açtı gözlerini. ''Siyabent, geldim güzelim. Yine, yeniden sana geldim. Söz verdiğim gibi.'' Senem daha sıkı sarıldı. Gerçekliğini ölçermiş gibi, içine katmak istermiş gibi sıkıca sarıldı. Siyabent ise burnunu boynuna gömüp ömürlük bir nefes aldı karanfil kokulu bahçesinden. Biri şükretti onu kendisine getirene. Diğeri minnet duydu onu bu kadar sevdiren kalbe. Senem hala şaşkınca kendisine sarılan adamın rüya olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Gelmiş miydi gerçekten? Yavaşça gevşetti kendi kollarını. Siyabent de biraz uzaklaşıp yüzüne bakmıştı. ''Sen gerçek misin?'' ''Güzelim benim, geldim.'' Senem elini yüzüne getirip okşadı. ''Nasıl çıkabildin? Ne oldu anlat hemen.'' ''Yanlış anlamı olduğunu söyledim sana. Çıktı işte ortaya.'' ''Düşünme bunları. Sen neden bu kadar ağladın?'' Senem kaştan çatıp baktı ona. ''Sanki konuşmaya gittin de oradan dönüyorsun. Ya ne kadar basit bir şeymiş gibi konuşuyorsun. Ne demek düşünme? Farkında mısın? Nişandan aldılar seni. Bizim nişanımız.'' Siyabent yatakta oturup vaziyete gelen kıza baktı. Belliydi ki anlatmadan rahat bir nefes almayacaklardı. ''Tamam sakin ol, anlatacağım. Dinliyorum her şeyi ama saklamak yok artık.'' Siyabent yataktan kalkıp hemen köşedeki tekli koltuğa oturdu. ''Biliyorsun ki Cemil sürekli bir pislik çıkarıyordu. Derdin ne, neden dersen ben de şimdiye kadar sadece Elif'i onu kullanmış olmasına hazmedemedi diye düşünmüştüm. Meğer Elif'i ölümünden beri sorumlu tutuyormuş. En son dün sabah çarşıda Nazlı'yı kaçırmaya çalışınca Murat abi de onu yaraladı. Sonra ben de babasına gittim ve olanları anlattım.
Çünkü Cemil'i durdurabilecek tek kişi odur. Senem gözlerine bakarak onu dinlerken araya girmek zorunda hissetti kendisini. Elif neden öldü? Neredeydi? Onu hiç görmedim o geceden sonra demişti. Güneşim, gerçekten haberim yoktu. Abim daha az evvel söyledi. Sana söyledim. O geceden sonra neden gittiğin, neden yok olduğunla ilgileniyordum sadece. Beni bu kadar zaman aradın yani. Peki nasıl bulamadın? Ben aslında hep yakındım sana. Sen seni bulmamı istemedin ki. Bak gerçekten yaşadıklarımız zor şeylerdi. Tam mutlu olduk dediğim zaman siyaha boyandı. Ama söz veriyorum sana, bu sondu. Senem yataktan kalkıp odanın içinde ileri geri yürümeye başladı. Neden her şey yolundaymış gibi hissetmiyordu? Nasıl bu kadar eminsin? Öldü Cemil, artık yok. Siyabent, bu olanlar basit şeyler değildi. Ben çok korktum, anlıyor musun? Siyabent de oturduğu koltuktan kalkıp hemen karşısında durdu. Onu usulca çekip sarılırken bir yandan konuşuyordu. Özür dilerim bunları yaşadığın için. Özür dilerim engel olamadığım için. Senem de ona sarılmasıyla sakindi şimdi. O da kollarını beline doğru sarmış ve başını sol göğsüne yaslamadan önce kalp sesini duymuştu. Sen nasıl engel olacaktın ki? O saçma sapan düşüncelerle bize sana saldırmayı kafasına koymuş bir kere. Gerçekten bitti mi şimdi? Bitti güzelim, bitti artık. Öyle biri yok, hiç olmamış gibi devam edelim olmaz mı? Senem sadece başını salladı, o da istiyordu önüne bakmak. Bu kez gerçekten inanmak istedi. Ne kadar sarılı kaldılar bilmiyordu ama burada yakınında olması bile yetmişti. Daha fazla sormadı, Siyabent'le konuşmadı. Sadece kollar arasında duran huzuruna sığındı. Senem yavaşça uzaklaştı ondan. Hadi sen bir duş al dinlen biraz. Ben de aşağı ineyim. Sonra hastaneye gideriz. Halam gelsin eve dinlensin. Siyabent uzanıp alnından öptü. Bunca şey arasında bile hala her şeyi düşünüyordu. Bazen gerçekten anneme çok benzediğini düşünüyorum. O nedenmiş bakalım. İkiniz de çok düşüncelisiniz. Beni annem büyüttü. Belki de bu yüzdendir ha? Hadi ben çıkıyorum. Sen de doğruca banyoya. Senem yüzünde gülümsemeyle çıktı odadan. Artık bir şeyler yolunda gitsin istedi. Son iki günde yaşadıkları zordu gerçekten. Bir an onu kaybedeceğini bile düşünmüş ve yıkılmıştı. Aradan geçen bir saatten sonra Senem hastaneyi aramış ancak Sayra Hanım yarın sabah çıkacaklarını, hiç gelmemesini, Eyrus Hanım'ın da iyi olduğunu söylemiş, arkadaşlarıyla ilgilenmesini istemişti. Şimdi ise herkes terasta oturmuş dün geceyi düşünüyordu. Tülay ise bambaşka düşünceler içinde kıvranıyordu. Bir şekilde ablasıyla yalnız kalabilse konuşacaktı ancak ne ablası yalnız kalabiliyordu ne de kendisi konuşmak için bir hamle yapabiliyordu. Rıdvan yüzünde hafif bir gülümsemeyle baktı kardeşlerine. Zor ama sonunda güzel giden bir gündü. Konağın kapısı sonuna kadar açılıp bir ses yükselince hepsi ayaklanıp avluya baktı. Siyabent de o sıra kendi odasından aşağı inerken gelenleri fark etmiş ve hızlanmıştı aşağı inmek için. Ay Allah'ım, dualarım kabul oldu. CEO'cum çıktı geldi. Ne adaklar adadım ya Rabbime. Erci bir yandan bağırarak konuşuyor, bir yandan da hızla tırmanıyordu merdivenleri. Tam gelip Siyabent'in karşısına durmuş, tam sarılacakken kollarını geri çekmişti. Hepsi onları izliyordu. Siyabent de anlam verememiş ve baka kalmıştı. En sonunda herkesin bakışlarını üzerinde hissetmiş ve kısık sesle sormuştu. Ercü ne yapıyorsun? Only You falan mı çalsın istiyorsun? Ercü tereddütle arkasını dönüp sarılan Buse ve Senem'e baktı. Ardından tam karşısına duran adama bakıp dolan gözlerini sildi. Sen bana kızmadın mı CEO dedim diye? Deme demiştin. Siyabent ona bakıp başını sallayarak güldü. Ağlamayacaksın değil mi? Tamam lan kızmadım. Herkes bize bakıyor. Sarılacaksan sarıl hadi. Senemle bu kadar bakışmadık ya. Ay sarılacağım tabii. Bu fırsat hep gelmez ayağıma. Bu sözler üzerine Erci ona sarılırken herkes gülmeye başlamıştı. Herkes tek tek gelip Siyabent ve Senem'e geçmiş olsun dileklerini sunuyordu. Çağrı, Deniz, Buse, Burcu hep beraber sanki dün olmamış gibi dün tek getirir Senem ve Siyabent'in parmağındaki yüzükler gibi. Bir an sonra onlara Vedat ve Cihan da katılmış, koyu bir sohbet başlamıştı bile. Senem otelin son durumundan bahsediyordu. Çok az kalmıştı artık. Bir yandan da kendisi için yeni bir iş üzerinde araştırmalarını anlatıyordu.
1,5 aydan az kalmıştı. Otel teslim için Arabistan'dan geleceklerdi. Sonra ise yetiştirme yurtları ve huzur evleri işlere başlayacaktı. Çağrı çok kez Senem'i geri dönmesi için ikna etmeye çalışsa da Senem kesin kararlıydı. Bir yalan üzerine kurulan işe daha fazla devam edemezdi. Dostum olarak hayatımda hep var olacaksınız ancak iş konusu kapandı artık. Daha da kimse laf edemiyordu bunun üzerine. Senem masada biten sürahi fark edince ayaklandı. Gülay zaman zaman göz göze geldiği Cihan'la ona daha fazla katlanamayacağını anlayıp aşağı inen ablasıyla o da ayaklandı. Konuşmalı ve artık bir şeyler yapmalıydı. Senem doldurduğu sürahiyle tam arkasını dönüp mutfaktan çıkacakken Gülay'la karşılaştı. ''Ne oldu canım? Bir şey mi eksik? Sen neden indin? Abla biraz konuşabilir miyiz? Sana söylemem gereken bir şey var.'' ''Tamam canım konuşuruz. Acele bir şey değilse yukarıdakileri yalnız bırakmayalım. Hep bunu yapıyorsun farkında mısın? Hep onlar, onların sorunları. Biraz beni de gör istiyorum abla. Buradayım ben.'' ''Zülal ne demek istediğini anlamadım. Açık konuşsan.'' ''Abla ben yurt dışında eğitim almak istiyorum.'' Senem duyduklarıyla bir an donup kaldı. Elindeki sürahi yeri boylamıştı. Ancak o hala karşısına dikilen kardeşine bakıyordu. Gülay kırılan sürahiyle birden ablasına yaklaşmış ve konuşmuştu. ''Abla iyi misin? Bir yerine bir şey oldu mu? Sen az önce ne dedin Gülay? Ben yanlış duyuyorum sanırım.'' Gülay ablasının sözleriyle bir adım geriye atıp bakışlarını kaçırdı. ''Hayır abla doğru duydun. Ben yurt dışına gitmek istiyorum.'' ''Gülay sen ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Ne demek yurt dışında okumak istiyorum? Bu da nereden çıktı şimdi?'' ''Abla saçmalık değil bu. Ben sadece olacağı söylüyorum. Hayatımı bir düzene sokmaya çalışıyorum.'' ''Cihan mı? Sebebin bu mu yani?'' ''Neden garipsiyorsun ki? Sen de zamanında Siyabent abi için gitmedin mi? Ayrıca biz diye bir şey yok. Aynı şey mi bu? Hem ben istersen konuşurum Cihan'la. Düzeltiriz, bir yanlış anlama olmalı.'' ''Abla ne yapacaksın? Cihan kardeşim sevmi diyeceksin. Bıkmadın mı aramızda kalmaktan? Abla onlar senin için değerli. Kardeşten öteler senin için.'' Senem bir adım yaklaşıp koluna dokundu Zülal'in. ''Sen de benim için değerlisin. Kardeşimsin benim.'' ''Evet kardeşiz. İşte bu yüzden senin desteğine ihtiyacım var.'' ''Olmadı işte. Olmayacak da. Herkes her zaman kazanmaz abla. Bunu biliyorsun.'' ''Ben gitmeni istemiyorum.'' ''Abla yeter. Senden izin istemiyorum ki. Söylüyorum sadece. Kaçmıyorum da bak haberim var.'' ''Cülal neden gideceksin? Rahat mı değilsin? Seni ihmal mi ettim? Bir sebep söyle bana.'' ''İşte tüm mesele de bu ya zaten. Abla ben bir anahtarlık ya da senin evcil hayvanın değilim ki. Her gittiğin yere beni götüremezsin. Sen de yoruldun artık. Bak yakında evleniyorsun. Daha ne kadar düşüneceksin ki? Beni bırak. Ben de hayatımı rayına oturtayım.'' Cülal ablasının gözlerinde hüznü görmüş ancak geri adım atmaya da niyetlenmiyordu. Senem de ondaki kararlılığı görmüş ve omuzlarını düşünmüştü. ''Tamam araştırayım, bir şeyler ayarlamaya çalışacağım.'' ''Ben ayarladım abla. Sadece iznin gerekiyor. Yasal vasım sensin.'' ''Ne ayarladın?'' ''Abla ben Paris'e gideceğim. Rüzgar abiyle konuştum.'' ''Sen ne zaman yaptın bu konuşmayı? Anlamıyorum ki. Aniden verilmiş bir karar değil o zaman bu.'' ''Abla burada bir şey olmayacak. Seni de düşünüyorum. Biraz kendinle ilgilen. Herkese yetemezsin. Bırak bari ben eksileyim omuzumdan.'' ''Gülal neden aniden ama anlamıyorum. Benim bu konuda bir şikayetim yoktu ki.'' ''Ablam, canım sen o kadar iyisin ki. Bana hissettirmemek için kendini nasıl paraladığını görüyorum ama yoklar onlar. Hep bir yanımız eksik olacak bizim. Bak sen artık mutlusun. Ailen vardı. Şimdi kendi aileni de kuracaksın. Bırak ben de okuluma gideyim. Bir şeyler başarmak istiyorum abla. Burada olmuyor işte. Zamanında ben bir hata yaptım, gittim. Şimdi sen de aynısını yapmak istiyorsun.'' ''Hayır, aynısı değil abla. Sizin yaşadıklarınız farklıydı. Biz olmadık bile. Ben sadece daha fazla kafamı karıştırsın istemiyorum. Hem merak etme, her gün arayacağım seni, bıkana kadar.'' Gülay hafifçe gülümseyince Senem de gülümsedi, zoraki de olsa. ''Tamam, ben Rüzgar'la konuşacağım, tamam mı?'' Senem tam yerdekileri toplamış, yeni bir sürahiyle mutfaktan çıkmıştı ki tekrar duydu kardeşini. ''Abla, yarın akşama kadar kimseye söylemem olur mu? Yarın akşam konuşuruz.'' Senem sadece başını sallamakla yetindi.
Senem yukarı çıkınca Siyahbent ondaki yüzünü fark etmiş ve sormuştu. Güzelim, bir şey mi oldu aşağıda? Yüzün düşmüş sanki. Anlatırım sonra. Siyahbent başını sallayıp merdivenlerden çıkan Zülal'i gördü. Ne olmuştu kim bilir? Neden ikisi de bu kadar üzgündü? Akşama kadar hep beraber sohbet edilmiş, Meran ve Buse için bebek eşyalarına bakılmıştı. Buse inatla benim oğlum olacak dese de çağır kız olacağını söylüyor ve ikisi arasında komik bir diyalog dönüyordu. Hep beraber akşam yemeği yenmiş, misafirler tekrar otele gitmek için ayaklanmıştı. Ercü sabah direkt Mersin'e döneceğinden tek tek vedalaşmış ve ayrılmıştı. Bir dahaki sefere düğün için geleceğini söylemiş ve Cihan'la haftaya derslerin başlayacağını söylemişti. Çağrı ve Deniz'le işlerin biriktiğini, onların da direkt sabah gideceğini söylemişti. Hepsinin gidişinden sonra Rıdvan ve Meran odalarına giderken Nazlı da odasına girmiş ve Zülal'le konuşmaya çalışıyordu. Vardı bir şey ama Zülal inatla yorgunum, uyumak istiyorum deyip susuyordu. Senem ve Siyahbent de üçüncü kata çıkmış ve terasta sedire oturmuş gökyüzüne bakıyordu. Siyahbent, Murat ve Betül'ün görev için gittiğini Senem'den öğrenince gündüz aramış ama kapalı telefonlar üzerine onlar görünce döner nasılsa demişti. Şimdi yanında oturan kıza bakıp konuştu. Neden bu halde senin yüzün? Bir şey olmuş işte. Zülal Paris'e gitmek istediğini söyledi. Burada kalmak onu yıpratıyormuş. Siyahbent duydukları karşısında hiç şaşırmadı. Bunu zaten bekliyordu. Senem de bu kadar rahat karşılaması üzerine ona bakıp kaldı. Sen neden hiç şaşırmadın acaba? Güneşim, onu da anlamak zorundayız. Yaşadıkları kolay değildi ki. Daha yeni iyileşmiş ve hemen üstüne ailesini kaybetmiş biri var karşımızda. Tamam sen varsın, biz varız ama biraz uzak kalmak ona da iyi gelebilir. Hem Rüzgar ve nişanlısı da orada olacakmış. Beraber gidiyorlarmış. Geçen konuştuğumuzda söylemişti değil mi? Göz kulak olurlar. Siyahbent, bunları ben de biliyorum. Ama o gitmeyi Cihan nedeniyle istiyor. İkisinin arasında kalmaktan bıkmamış mıyım? Bunu söylüyor. Demek ki onunla yeterince ilgilenemedim. Kendini soyutlanmış hissetmiş. Siyahbent ellerini sıkıca tutup onu göğsüne çekti. Daha fazlasını yapamazdın ki güzelim. O gitmek istediği için seni acıtmak, bu şekilde onu hemen yollamanı sağlamak istemiştir bence. Bırak saygı duyalım kararına. Karşısına değil de yanında olduğumuzu bilsin. Başka bir seçenek bırakmadı ki zaten. Hadi sen de uyu artık. Sabah Feyruz Sultan seni böyle bitkin görse, var ya vay halimize. O da çok korkuttu bizi. Çok şükür ki sabah gelecek. Hadi sen de uyu Siyahbent. İkisi de ayaklanıp odalarına doğru giderken Cihan da kendi odasına gidiyordu. Onlar fark edince sadece baş selamı vermiş ve odasına girmişti. İşte bu şaşılacak bir durumdu. İlk defa Siyahbent'e laf atmamış, onu kızdırmamış ve sessizce odasına gitmişti. Senem ve Siyahbent birbirlerine bakmış ve ikisi de sessizce olacakları beklemeye karar vermişti. Yeni gün ne getirecek bilinmezdi. Zülal uyanır uyanmaz dolaptan aldığı elbisesini giydi. Saçlarını gelişi güzel dağınık olarak bıraktı ve çıktı odasından. Herkes yavaş yavaş iniyordu aşağıya. Senem ve Siyahbent de inmiş, yerlerini almışlardı salonda. Senem gece dayanamayıp Rüzgar'ı aramış, Zülal'in söylediklerini sormuştu. Rüzgar ise sadece okullar hakkında bilgi verdiğini, ancak Zülal'in pek oralı olmadığını, hemen karar değiştirmesine şaşırdığını söylemişti. Rıdvan annesi ve Feyruz Hanım'ı almış, yolda geliyordu. Doktorlar durumun iyi olduğunu, ancak yoğun stres ve heyecandan uzak durması gerektiğini söylüyordu. Zülal köşede oturan ve sürekli kendisine bakan Cihan'ın yanına oturup gülümsedi. Cihan bir an yanlış gördüğünü düşünüp etrafına baktı, ancak orada tek oturan oydu. O da gülümsemesine karşılık verdi. Anlaşılan Zülal sakinleşmişti artık. Cihan, kahvaltıdan sonra çıkalım mı? Bana biraz Urfa'yı gezdir. Geldiğinden beri pek gezemedim. Olur tabii gezeriz. Zülal sen iyi misin? Daha geçen gece bana dedin ki. Sorun yok Cihan. Her şey yolunda tamam mı? Zülal göz kırpmış ve gelen araba sesiyle aşağı inenlere katılmıştı. Cihan arkasından baka kaldı. Ta ki Nazlı seslenip. Cihan, ninem geldi hadi. Yavaşça indirdiler Feyruz Hanım'ı. Doktor, tekerlekli sandalye yazmış ancak o bilmemek için diretiyordu. Rıdvan isyan dolu ses tonuyla konuştu. Feyruz Hanım, otur şuna yahu. Doktoru duymadın sen herhalde. Rıdvan'a, ısrar etme, bilmem ben ona. Halt etmiş o doktor. Ben 80 yaşındayım. Kendimi bilmem mi hiç? İyiyim diyorum ya.
Siyabent hemen gidip koluna girerken Senem de halasını öpmüştü. Siyabent, eşek oğlu eşek, babası hariç aklımızı çıkardın deyüz seni. Bir daha bu kızım yüz var ya, seni eşek sudan gelene kadar bastonla döverim. Ha yani bile o eşek hiç sudan gelmez. Sen bana üzüldün de gittin dedim hastaneye ama yine üvey evlat ben olmuşum. Sanki ben evin iç güveysiyim. Sus, hala daha konuşuyorsun sen. Tamam nenem tamam. Bir daha onu üzersem döv beni. Hatta al canımı. Hepimiz rahat edek. Sare Hanım arkadan seslendi. Deme öyle oğlum. Ağzından yel alsın. Annesi kurban olsun oğluna. Gel hele bir sarılayım sana. Siyabent nenesini Cihan'a bırakıp annesine yürüdü. Annem biz kurban olalım sana. Bitti bak. Artık dert tasa yok inşallah. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.